Hem 8 bülteni hem de biraz önce vermiştik. Sancaktepe'de 3, 7, 9 ve 11 yaşlarında 3 çocuk, bebek kayboldu. Berat, Baran ve Batuhan maalesef 3 kardeşin cansız bedenleri inşaatın hemen yanındaki inşaatın bir su dolu temelinde bulunmuştu. Özellikle o inşaattaki güvenlik görevlisinin uyarısıyla Allah anasına babasına yardım etsin. Son durum ne? Bilgileri hemen İhlas Haber Ajansı muhabiri Aykut Zor'a gidelim ve Aykut'tan alalım. Evet Aykut, son bilgiler ne? Çocuklar orada oyun oynarken mi düşmüşler? Başka bir şey mi var? Hakikaten çok üzücü bir durum. Neler anlatacaksın bize? Resmen cinayet. Kesinlikle. Evet Cem Küçük, Şu Sancaktepe'de Hilal Mahallesi'ndeyiz. görünüyor. Berat, Baran ve Batuhan'ın hayatını kaybettiği inşaat alanının hemen yanındayız. Mahalle sakinlerinden edindiğimiz bilgiye göre bu inşaatın temeli yaklaşık 1,5 yıl önce kazılmıştı ve etrafı böyle saclarla çevrilmişti. Ama hemen önümüzdeki bölüm ve sağ taraftaki bölümde bir ihmalin olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklar pazartesi günü saat 17'den itibaren kayıplardı. Akşam saatlerinde Sağ'ın ailesi polis ekiplerine giderek çocuklarının kaybolduğunu ve çocuklardan haber alamadığına dair ihbarda bulunmuştu. Çevrede geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı. Dün gece saatlerinde buradaki bekçi tarafından, burası bir şantiye alanı, buradaki bekçi tarafından hemen İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası bu bölgede su birikintisi oluştu temelde ve çocuklardan bir tanesinin cansız bedeni gördüğünü bildirerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hemen itfaiye ekipleri temeldeki bulunan suyu tahliye ederek 3 kardeşin Berat, Batuhan ve Baran'ın cansız bedenlerine ulaştı dün gece saat 02 sıralarında. Daha sonra çocukların cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı. Biz bir an önce yayınımız öncesi babayla Ayvaz Yağın'la röportaj yaptık. Babanın bu bölgede acılarının çok büyük olduğunu, şantiye alanında da bir ihmal söz konusu olduğunu, çocukların ise bu bölgede oyun oynamak için, futbol oynamak için bu bölgeye geldiğini, toplarının düşmesi sonucu çocuklardan birinin ayağının kayarak temele düştüğünü, diğer kardeşlerinin de kardeşlerini kurtarmaya çalıştığı sırada temele düşerek suda boğularak hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ailenin acısı çok büyük, ihmal söz konusu olduğu söyleniyor. Bundan dakika saatler öncesinde Cumhuriyet Savcısı geldi, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Biz de bu bölgede haber nöbetimiz devam ediyor. Gelişmeler oldukça size aktaracağımızı bildirelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Cem Küçük. Aykut teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok acı. İnsan dinlerken bile içi burkuluyor, ruhu burkuluyor. Yani bir çocuk topunu alırken diğer ikisi de onu kurtarayım derken. Kamera kayıtlarına da bakmak lazım. Çevrede mutlaka kamera kayıtları vardır. İnşaatların olduğu yerlerde genelde olur diyelim. Teşekkür edelim ama Allah anasına babalarına babalar sabır versin. Yani hakikaten söylenecek hiçbir şey yok. Nasıl bu acıyla yaşayacaklar? Allah sabır versin diyelim.